Evet, özgürlüğe, demokrasiye, Atatürkçü düşünceye inananlar onun yanında olmak istediler. Uğur Mumcu'yu son yolculuğuna uğurlamak için yaşlı, genç, kadın erkek binlerce insan dün gece Ankara yollarındaydı. Üniversitelere özellikle mümkün olduğunca davet edildiğine gidiyorum. Amacım bu konuda bazı sorunlara, bazı duyarsızlıklara dikkat çekmek. Dil konusunda tabii ki bundan söz ediyorum. Onun için bilgilerimi ve tecrübelerimi paylaşmaya geliyorum. Bugün gördüğüm ortam, bugün gördüğüm grup, bugün gördüğüm manzara çok güzeldi. Günlük 50-60 sözcükle konuşulan, insanların derdini yeterince anlatmadığı, yeterince okumadığı, yeterince düşünmediği bir profille karşı karşıyayız. Halbuki koskoca bir coğrafyada şu anda Türk dili konuşuluyor. Balkanlardan başlamak üzere Orta Asya'nın diğer ucuna kadar Türk dili konuşan ülkeler mevcut artık. Dünyada en çok konuşulan işte birkaç dilden bir tanesi Türkçe. Bunu biz birazcık da öncülük etmeliyiz. Biz biraz daha duyarlı hale gelmeliyiz ki insanlar da kullansın. Atatürk devrimlerinin, laikliğin, aydınlanmanın onurlu savaşçısı, kalem tutanların yüz akı Uğur Mumcu artık yok. Ama onun çağdaş ve özgür düşüncesini susturduklarını zannedenler büyük bir yanılgı içindeler. Çünkü onu öldürerek ölümsüzleştirdiler ve bunun için korkuları daha da büyüdü. Uğur Mumcu gerçeği, yalnızca gerçeği nice tehlikeye göğüs gererek aydınlatma yürekliliğini yaşamıyla ödedi. Ama yokluğuyla öyle bir ateş yaktı ki son yolculuğuna katılan yüz binler bugün Ankara sokaklarında bu meşaleyi sonsuza kadar taşıyacaklarını haykırdılar.